Sevgili seyirciler, üretimin ticarete dönüşebilmesi için önemli ayaklardan birisi de nakliye ve lojistik sektörü. Biz de hem sektörü konuşabilmek hem de yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alabilmek için İstanbul'da bulunan Akbulut gruba konuk olduk. C2 yetki belgesine sahip araç filosuyla karayolu taşımacılığı alanında hizmet veren Akbulut Nakliyat, lojistik sektörünün en büyük çözüm ortaklarından biri. Mardin Kızıltepe'li İlboğa ailesinin kurduğu firma, ülkemizin dış ticaretine önemli katkılar sağlıyor. Burası firmanın İstanbul Ataşehir'deki merkezi. Genç ve dinamik bir ekiple hizmet veren Akbulut Nakliyat'ın kurucu ortaklarından Yusuf İlboğa ile birlikteyiz. Akbulut Grup bünyesinde faaliyet gösteren firmayı yakından tanımak ve grubun faaliyetleri hakkında bilgi almak için Yusuf Bey'e mikrofon uzatıyoruz ve soruyoruz. Akbulut Grup ne zaman kuruldu? Bize grubunuz hakkında bilgi verir misiniz? Akbulut Grup 1981 kuruluşludur ama bizim İlbo ailesine 2003 yılında devir aldık. Daha önce de 1999'da İlboğa Uluslararası Nakliyat olarak kurduk, 6 kardeş olarak. 2010 senesinde de ortaklar ayrıldı. Şu anda Akbulut Grup olarak, Akbulut, Öz İlboğa, MS İlboğa olarak, Yusuf İlboğa ile Musa İlboğa, iki kardeş şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Akbulut Nakliyat, uluslararası nakliye yapıyor. 35 tane Volvo çekicimiz, 40 tane Tırsan yarı bomboklarımız var. Bunlarla ilgili Avrupa ve Irak bölgesine tekstil, inşaat malzemesi sevkiyatlarını, taşımalarını yapıyoruz. İhracat, ithalat, C2 belgemiz var, TÜO belgemiz var, UNE'de global teminatımız var. Grup olarak hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz? Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayisi'nde 2015'te un fabrikası kurduk. Un üretimimiz var. MS İlboğa olarak. 2010 yılında da Öz İlboğa'yı kurduk. O da dış ticaret. Irak'a inşaat malzemesi, mobilya, tekstil, gıda gibi pazarlamasını yapıp satışını yapıyoruz. Halen hazırda devam ediyoruz. Yani bir tarafımız dış ticaret, bir tarafımız üretici, bir tarafımız da lojistik. Yıllık ihracat hacminiz ne kadar? Yıllık olarak ortalama Öz İlboğa 10 milyon, 15 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. MS İlboğa yaklaşık 25 milyon dolar gibi bir ihracatımız var. Hizmet sektöründe de ortalamaya baktığımız zaman şu anki potansiyelimize göre bir 15 milyon da hizmet sektöründe var. Peki pandemi sizi etkiledi mi? Pandemi bizim ihracat sektörümüzü tabii etkiledi, bayağı bir etkileme oldu. Öz İlboğa ile mesela. Çünkü üretimimizin %80'i neredeyse durdu. Ama lojistik kısmında yani fazla bir azalmamız olmadı. Tam tersine daha çok aktif çalıştık, daha çok sevkiyat yaptık. Çünkü lojistik en değerli hizmettir bu sektörde. Pandemide ne gibi destekler aldınız? Şimdi Akbulut olarak kendi öz sermayemiz olarak yürüdük. MS İlboğa olarak da hiç bir çalışanımızı işten çıkarmadık. Tabii devletin de desteği oldu. Kısa dönem çalışmalar ve işten çıkarmayın, yani bir destekleri oldu ama buna ihtiyaç duymadık. Tabii birkaç kişi yarı zamanlı, yarı mesaili çalışmalar oldu. Çocuklu olan veyahut da zorunlu olanlar. Kısa dönem çalışması birkaç ay kullandık. Grup şirketlerinizde toplam kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz? Şu anda toplam olarak bünyemizde Akbulut'ta 48 çalışanımız var. Ailedekileri de sayarsak 55 kişi oluyor. Mesela İlboğa'da şu anda yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Öz İlboğa'yı zaten burada yönetimini yaptığımız için iki şirketi burada idare ediyoruz. Ama MS İlboğa, Urfa'da 20 kişi var. Bir de Musa Bey var, yönetim kurulu başkanımız, büyük abimiz. O da orada. Grup bünyesindeki şirketlerden biri olan MS İlboğa Un, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde faaliyet gösteriyor. Yusuf İlboğa'ya soruyoruz. Bölgeye yapılan yatırımlar için verilen teşvikler konusunda ne düşünüyorsunuz? Biz un sektörüne girdiğimiz için bize hibe veyahut da destek çıkmadı.
bölgeye daha önceden vardı. Ama bizim kurulduğumuz zaman ve bizim üretime girdiğimiz dönemlerde yoktu. Ama orada mesela şimdi bizim bölgede olan Viranşehir Organize Sanayisi'nde tekstil fabrikaları kuruluyor. Hibesi de var, desteği de var. Başka çeşit mesela üretim, yani un sektörünün dışında üretim olanlara var. Şimdi ben oranın çocuğuyum. Ben orada doğdum, orada büyüdüm. Yaklaşık 15 senedir de buradayım. Son dönemlerde, son 5-10 seneden beri orada yatırım yapmak isteyen, orada iş yapmak isteyen gayet destekleniyor ve iş hacmi de imkanı da veriyorlar. Her sektöre göre yani. Şimdi herkes için biz un sektörüne girdik. Bizim müşterilerimiz vardı, işimiz vardı, ona girdik. Yan tarafımızda adam bölgede kimse yapmadığı için Giresun'dan gelmiş yatırım yapmış. Komşumuz. Öbür tarafımızda Trabzon'dan gelmiş yapmış. Çünkü oraya devlet imkan veriyor, teşvik veriyor. Önemli olan oradaki insanımız, oradaki halkımız o teşviki gerçek kullansın. İhracat yaparken yurt dışında sorun yaşıyor musunuz? Biz Türk milleti sıcak ortamı seviyoruz. Biz normalde bu işimizi herkes kendi evinden de yürütebilir, yapabilir bir şekildedir. Tabii depolama ve lojistikte şimdi depolama, yükleme yerleri vesaire de bunlar hepsi olan şeylerdir. Ama Türkiye'deki yani lojistiklerin önünü Avrupalılar çok kesiyor. Yani zor olan tüm imkanları önümüze koyuyorlar. Bu da tabii bir rakabettir. Yani biz buradan Almanya'ya, Polonya'ya, Çekya'ya, Hollanda'ya, Ukrayna'ya, Belarus'a hangi bölgeye gidersek gittiğimiz zaman ekseriyet özellikle de Avrupa ülkeleri Türklere karşı bir alerjileri var. Yani o Türk plakasını gördüğü zaman, Türk aracını gördüğü zaman elinden ne imkan gelebiliyorsa yeter ki bir işin aksaması, işin uzaması ki şeyleri yapıyorlar. Özellikle sektörünüz açısından eski Türkiye ile bugünü kıyasladığınızda neler söylemek istersiniz? Bir 15 yıl öncesini ki Türkiye'yi düşünsünler, bir 10 yıl önceki Türkiye'yi düşünsünler, bir 20 yıl önceki Türkiye'yi düşünsünler. Bu mesleğe ben şoförlükten geldim. Yani bu meslek babadan değil de bizim babamız, Allah rahmet eylesin, çiftçiydi, hayvancılık. Büyük abimiz var, yönetim kurulu aslında başkanımız, o Hüseyin Bey. Onun nezaretinden biz devam ettik, takip ettik, onunla yürüdük. Şimdi biz 2000 senesinde, 2001 senesinde, 99'larda, 2003'lerde, Türkiye Cumhuriyetlerde olsun, Rusya'da olsun, biz bir kendi konsolosluğumuza ulaşmak için 3 günümüz geçiyor. Şu anda biz oturduğumuz yerde hangi ülkenin, yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsolosları olsun, büyükelçiliği hangi ülke olursa olsun aradığımız zaman mutlaka bir muhatap bulup cevap alabiliyoruz. Bir derdimize derman oluyor. Bugün sektörde yakaladığınız başarının sırrı nedir? Bu başarının sırrı nedir? Şimdi biz aile olarak çalışıyoruz. Bizim buradaki personelin çoğu ailedir. Eşimdir, yeğenimdir, gelinimdir, abimdir. Birincisi biz burada azimle çalışıyoruz ve İkincisi de gücümüzü aşan işlere girmiyoruz. Yani benim gücüm 5 araca yetiyorsa 5 tane alıyorum. Kontrol edebileceğim kadar, bankadan çektiğim krediyi ödeyebilecek kadar 10 tane almıyorum, 20 tane almıyorum. Şimdi bununla yürüdüğün zaman tabii ki adım adım belki 2 senede, 3 senede 100-150 tane filon olmaz ama 10 senede gene o rakama gelirsin. Biz çoğu gördük arkadaşlarımızı, dostlarımızı. İki arabayla yürüyebilecekken, zorla yürüyebilirken 10 araç alıyor. Şimdi bankalarımız sağ olsun herkese kredi veriyor. Araç satışçılarımız herkes şeysiz alabilir. Biz şimdi yani sözleşme olmadan telefonla aradığım zaman bugün Türkiye'de bizim tırsan var. Bana 10 tane romork dediğim zaman yani kapora gönder demezler bile. Ama biz onu demiyoruz çünkü bizim kendi bir kredimiz var. Oradaki krediyi tüketmeyelim. 5 tane bir ödeme gücümüz var. 5 tane veriyoruz. Çekicilerde aynı şekilde yani. Buğdayda, ithal buğdayda 10 bin ton alabilirim. Yani desem ki bana 10 bin ton buğday gönder. Yok demez ama bakıyorum ki ben 2 bin ton kullanabiliyorum. 2 bin ton alıyorum.
Son olarak bize hedeflerinizden bahseder misiniz? Kendi çapımıza göre hedeflerimiz var. Yani araç sayımızı da olsun, istikrarımız da olsun, yani bir farklı gruplar da olsun bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama öncelikle biz bu sıkıntıyı atlamak istiyoruz. Bu pandemi süreci bitene kadar yani bir ufak tefek yatırımlarımız var. İnşallah onlar da olur bu sene içerisinde. Hani 2022-2023'e Allah büyüktür diyoruz.